Şimdi değerli izleyicilerimiz biliyorsunuz sınır dışı işlemleri ile ilgili sınır dışı edilecek olanların evlerine gece yarısı polis baskın düzenliyor. Bunu çevremizden duyuyoruz. Siz de duydunuz mutlaka. Bununla ilgili olarak bir mahkeme karar aldı ve şunu söyledi. İnsanlar saat 21 ile 06 saatleri arasında dinleniyor. Siz bu saatlerde insanların evine baskın düzenleyemezsiniz diye mahkeme bir karar aldı eğer sınır dışı edecekseniz bu saatler dışında gidip bu insanların evinden alabilirsiniz. Ama 21 ile 06 saatleri arasında baskın düzenlemek doğru değil deniliyor. Bakın haberi aynen sizinle paylaşıyorum. Düsseldorf İdare Mahkemesi sınır dışı edilecek kişilerin bulundukları evlerden gece yarışı gece yarısı anlamayacaklarına hükmetti. Saat 21 ila 06 arasında polisin istisnalar dışında sınır dışı işlemi için evlere baskın düzenleyemeyeceğini, bu işlemin sadece gündüz vaktinde yapılabileceğini vurgulayan mahkeme heyeti söz konusu zaman aralığında insanların istirahat ettiklerini açıkladı. Mahkeme söz konusu kararı Disburg Göçmen Bürosu'nun talimatı doğrultusunda polisin sınır dışı işlemi için saat 04.30'da bir eve baskın düzenlemesi üzerine aldı. Mahkeme kararında baskının düzenlendiği saatin uyku vakti olarak değerlendirildiği ifade edildi. Mahkeme ayrıca sınır dışı edilecek kişilerin evlerine baskın düzenlenmesinin sınır dışı edilmemek için polise karşı koyma gibi ciddi nedenleri olması gerektiğini de ifade etti. Davaya konu olan olayda ise böyle bir durumun söz konusu olmadığına işaret edildi. Mahkeme heyeti göçmen dairesinin sınır dışı işlemini düzenlerken bu hususları dikkate alması gerektiğine vurgu yaptı. Disburg, göçmen dairesinin karara karşı temiz başvurusunda bulunma hakkı var. Yani gece yarısı adamı gidiyorsun, basıyorsun, alıyorsun diyor. Yapma diyor bunu. Sınır dışı böyle olmaz diyor. Türkçesi bu. Ama hep duyuyoruz her yerde bu tarz baskınlar yapılıyor. Yani sınır dışı etmek zaten bir insanı gerçekten çok zor bir durum umutlarını bağlayarak o ülkeye geliyor. Göçmen hayatını idame edebilmek için, ayakta kalabilmek için, çoluk çocuğuna bakabilmek için, ekmeğini kazanmak için geliyor. Bir şekilde gelmiş. O ülkeye girmiş. Herhangi bir suç işlemediyse, başkalarını rahatsız etmediyse, eğer o ülkeye geldiyse bu insanlar öyle ya da böyle bir şekilde o ülkede barınmak zorunda. Zaten şartları iyi olsa kendi ülkesinden çıkıp binlerce kilometre gelip çile çekmez. Bu açık bir şekilde insani boyuttan bakıyorum. Hani hukuki ya da kanun dilinde konuşmuyorum. Sen bu insanı geri götürüyorsun, gönderiyorsun. Öyle göçmenler var ki hepimiz biliyoruz ki sokaklarda yatıyorlar, perişanlık içerisinde. Maalesef hele hele gelişmiş ülkeler, Almanya gibi başta olmak üzere gelişmiş ülkeler zaten göçmenlerle ayakta duran ülkeler. Ekonomileri göçmenlerle çevriliyor. Yani bu sınır dışı konusunun şartlarının biraz ağırlaştırılması gerekiyor ki insanlar bir şekilde ülkelerine geri gitmesin. Değerli izleyicilerimiz Berlin'de yaşayan İsmet Mısırlı oğlu adlı vatandaşımız 2013 yılında 54 bin euro karşılığında Volkswagen'den bir tane araba alıyor. Sonra biliyorsunuz bu emisyonla ilgili çevreye zarar veriyor diye Amerika Birleşik Devletleri'nde Volkswagen'e çok ciddi bir ceza kesildi. Volkswagen'in bir Ali Cengiz oyunu yaparak bazı verileri gizlediği ortaya çıktı. Bunun üzerine dava açıyor İsmet Mısırlıoğlu ve diyor ki ben kandırıldım diyor. Böyle bir durum vardı diyor. Maalesef paramı geri istiyorum diyor. Sonra dava açıyor. Ve Volkswagen Mısırlıoğlu'na, İsmet Mısırlıoğlu'na diyor ki biz sana 15.000 euro verelim sen bu davayı geri çek diyorlar. Kabul etmiyor. Ben diyor arabamın parasını istiyorum diyor. Volkswagen de kabul etmiyor. Sonra değerli izleyicilerimiz eyalet yüksek mahkemesine dava yeniden görülmeye başlanıyor. Volkswagen bu konuyla ilgili itirazını çekiyor ve 37 bin euro ödemeyi kabul ediyor. Evet, böyle bir olay var. Bu konuyla ilgili Almanya'da 60.000 araç var. Volkswagen tabii korkuyor şu anda. Bu karar emsal olacak. Evet. Volkswagen gibi bir dev değerli izleyicilerimiz yapmış olduğu bu Ali Cengiz oyunu başına büyük işler açtı. Açmaya da devam ediyor. 60 bin araç sadece Almanya'da. Hollanda'da ilginç bir uygulama hayata geçirildi yolda gidiyorsunuz otobanda mesela araç kullanıyorsunuz etrafta hiç kimse yok elinize telefonu aldınız şöyle bakıyorsunuz araç kullanırken bir şey oldu ya da falan şimdi yeni bir sistem kuruldu hayata geçti resmi olarak kameralar kameralar elinizde herhangi bir elektronik cihaz var mı yok mu bunu tespit edecekler yani radar kamerası falan değil. Elinizde eğer elektronik bir cihaz varsa, iPad olabilir. işte telefon olabilir. Bunu tespit edecek ve size ceza yazacak değerli izleyicilerimiz. İlginç, ilginç bir teknoloji. Eğer elinizde böyle bir teknolojik alet o kameralar görürse 240 euro cezayı ödeyeceksiniz. Almanya'da yaşayan İsmet Tuzcuoğlu adlı bir babanın feryadı var. 27 yaşındaki kızı Kübra'yı arıyor. Ve diyor ki ne olur geri dön. Almanya'nın Weisberg kentinde yaşadıklarını anlatan İsmet Tuzcuoğlu, kızımla en son 2017'de görüştüm. Baba kendi hayatıma bakacağım dedi. Ve gitti. Bir daha da bulmuyoruz. Şimdi ve savcılıkta şunu söylüyor reşit olduğu için yani 18 yaşından büyük olduğu için kendisi hakkında bilgi veremiyoruz diyor deniliyor. Şimdi değerli izleyicilerimiz bakın. Tamam yaşı büyük falan kanunlar bunu söylüyor ama bir anneye ya da babaya da şu söylenmeli. Evet şurada sağlığı yerinde ama sizinle görüşmek istemiyor gibi bir şey söylenmeli. Yani 27 yaşındaki bir kızı tabii ki geriye getirebilmek kendi isteğiyle gittiyse geriye getirebilmek imkansız. Gitmiş. Ama bu insanları da anne-baba olarak düşündüğümüz zaman mutlak surette işte şurada ya da burada yer söylemeden gerekirse yaşıyor. Ancak sizinle görüşmek istemiyor. Denilebilir. Sağlık haberi verilebilir. İsmet Tuzcuoğlu değerli izleyicilerimiz ve şunu söylüyor: Kızımı görenler ne olur bana ulaşsınlar. Ee, konuyla ilgili de yardımlarınızı bekliyorum. Deniliyor değerli izleyicilerimiz. Waitsburg'te yaşıyormuş İsmet Tuzcuoğlu değerli izleyicilerimiz gören duyan olursa bununla ilgili olarak yani bu babaya, babaya eğer haber iletirseniz varsa böyle bir göreniniz edeniz iyi olur diye düşünüyorum yine takdir sizlerin değerli izleyicilerimiz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı eski başkanı Barack Obama bir kitap çıkardı yeni bir kitap. Ve Almanya Başbakanı Merkel için bakın neler söyledi. Merkel'i güvenilir, dürüst, entelektüel, hassas, doğal ve dostçu buldum. İlk başlarda biraz kuşkuluydu. Güzel konuşan insanlara güvenmediğini söyledi. Merkel güzel konuşanlara güvenmiyormuş. Ve şunu söylüyor Obama. Merkel Avrupa'daki en önemli müttefiklerimizden bir tanesi. Örgütsel beceri, stratejik zeka ve sarsılma sabrının karışımıyla ortaya ön plana çıkan bir kadın diyor değerli izleyicilerimiz Merkel için. Berlin'de değerli izleyicilerimiz Mannheim'da Yavuz Sultan Selim Camii'ne bir bomba ihbarı yapıldı. Ve polisler hemen görevler haber verdi. Camiye gelen polisler ayaklarına galoş giydi. Köpeklerine de ayağına kılıf taktılar. Biliyorsunuz Berlin'de Mevlana Camii'ne polisler çizmelerle girmişlerdi. 150 polis baskın yapmıştı. Ondan sonra böyle bir fotoğrafın ortaya çıkması sosyal medyadaki vatandaşlarımız tarafından büyük bir beğeni kazandı. Yavuz Sultan Selim Camii Dernek Başkanı Sayın İsmail Hakkı Çakır şunları söylemiş. Mannheim polisi her seferinde çok duyarlı davrandı. Bu son olayda da köpeklerin ayaklarına koruyucu kılıf taktılar. Polisler de aynı hassasiyeti gösterdi. Mannheim polisi ve yetkilileri çok iyi bir diyalogumuz var. Mevcut emniyet müdürü Andres Stenger ile ondan önce görev yapan Thomas Körber de bu konuda çok duyarlı dedi değerli izleyicilerimiz. Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın'dan bir haber var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 37. yılı nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı ve şunları söyledi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki kardeşlerimiz sahip oldukları demokratik olgunluğu geçtiğimiz ay gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir kez daha ispatlamıştır. Türkiye ve Kıbrıs Türkleri adada adil ve kalıcı bir çözüm istemektedir. Bu doğrultuda gösterdiğimiz çabalar maalesef bugüne dek adanın güneyinde karşılık bulmadı. Kıbrıs sorununun çözümünde en büyük engel Rum tarafının uzlaşmaz tutumu ve Kıbrıs Türklerini eşit olarak görmemeleri diyor ifade ediyor. Ve Sayın Büyükelçimiz devam ediyor. Ana vatan ve garantör ülke Türkiye bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesinde yanında olmaya devam edecektir. Değerli izleyicilerimiz bildiğiniz üzere geride bıraktığımız günlerde Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan Kıbrıs Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Rum kesimi arasındaki Maraş bölgesini açılışına katılmıştı. 37. yıl kutlamalarına da katıldı. Gerçekten Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türkiye için çok önemli. Bizler de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki kardeşlerimizi tebrik ediyoruz, tekrar kutluyoruz değerli izleyicilerimiz.